Türkiye'nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat'ın hikayesi aslında bir gecekonduda başladı. Kanal D Haber ekibinden İhsan Yalçın'la Volkan Kamber, Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'ndeki o evi buldu. Polat çiftini yıllar öncesinden tanıyan komşuları onların gecekonduda başlayıp villaya uzanan hikayelerini anlattı. Ya alo Engin, bana şarkı. Olur aşkım. At. Mekan burası. Burada mı yaşıyordu Polat ailesi? Evet. Gelin geldi buraya. Dilan Polat'ın gelin geldiği yer burası. Polat ailesinin her bir ferdi son 5 yılda o kadar değişti ki 40 yıllık komşuları bile onları tanıyamadı. Şimdi siz Sezgin Polat'ı bu şekilde görseniz tanır mısınız? Şu yeni hali. Yok. Bayağı değişmiş mi? Eskisi gibi değil, evet. Nasıl aile onlar? Yani nasıl bilirsiniz? İyi biliyoruz. İyi temiz ailediler. Akrabalar var yanlarda, yan tarafta. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Polat ailesinin çok değil, sadece 5 yıl önce ellerindeki tek mal varlığı Gecekondu Mahallesi'ndeki tek katlı bu evdi. Bak nasıl geldi enerji? Nasıldı? Aranız nasıldı? İyiydi. Bizden bir sorunları yoktu, iyiydi. Engin Polat o lüks hayata kavuşmadan önce Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'ndeki işte bu evde doğdu büyüdü. Gençliğe adımını burada attı. Hatta Dilan Polat önce bu eve gelin geldi. Yıllarca kayınpederi ve kayınvalidesiyle birlikte yaşadı. Aynı sofrada yemek yedi. Polatlar dar gelirli bir aileydi. Engin Polat'ın kardeşleri Kürşat ve Kübra da aynı evde yaşıyordu. İşte o günlerden bir fotoğraf karesi. Kendi kendine geçinen bir insanlardı. İyiydi bizim gibi böyle yani. Taksi aldı, daha sonra kamyonet aldı. O tür yaşam mücadelesi veriyordu. Engin Polat zaten çalışıp babasına destek oluyordu. Ailenin geçimi de baba oğlun kazandığı parayla sağlanıyordu. Bir süre sonra Dilan Polat da doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladı. O işe başlayınca evlerde ayrıldı. Polat çifti bu evden hemen karşıdaki binanın ikinci katına taşındı. Yani artık Dilan Polat'la Engin Polat'ın yeni bir yuvası vardı. Gelin geldi, şu karşıki binada oturdu. Dilan Polat'ın ilk yaşadığı ev sol taraftaki miydi? Şurasıydı. Şu binada oturuyordu. Hemen gösterelim mi bir şuradaki ev mi? İkinci katlı şurada hemen. Dilan Polat burada yaşıyordu Engin Polat'la birlikte. Evet. Hemen bitişikteki komşunuz. Evet. İlk çocukları doğduktan sonra bir apartman dairesine taşındılar. Ama asıl yükseliş buradan sonra başladı. Ya alo Engin, bana şarkı. Birileri Engin Polat ve Dilan Polat'ı keşfetti. Nereden geldiği belli olmayan paralarla güzellik merkezi açtılar. Onu aşkın şirket kurdular. Artık kazançları kasalara sığmıyordu. Polatlara sanki sihirli bir değnek değmişti ve bütün hayatları değişmişti. Yine nefes nefese kaldım, asansör yaptır. Dilan'la eşi Engin Polat Çekmeköy'den villa satın aldı. Kayınpeder Sezgin'le kayınvalide Şükriye Polat da Sancaktepe'de bir villaya taşındı. O günden sonra komşuları bir daha onları görmedi. Mütevazi bir insandı. Öyle evden dışarı çıkmazdı. Komşularla iyi geçinirdi. Sezgin Polat eski evine tadilat yaptırdı, kiraya verdi. İşte burası Sezgin Polat'ın evi. Evet. Siz kiracısınız. 3 yıldır bu evde kiracı oturuyor. Siz de 3 yıldır burada oturuyorsunuz. Evet, pandemiden beri de biz buradayız. Kaç para buranın kirası? 3.500. Polatlar gösterişli hayatlarını her fırsatta tüm Türkiye'ye ilan etti. Hikayeyi sonlandıracak olan da bu gösteriş oldu. At. Polatların tek katlı bu evde başlayan hikayesi emniyetin nezarethanesinde son buldu.